Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Elementor'da çok fazla sütun kullanmadan tek bir bileşeni yan yana ve alt alta inecek şekilde nasıl sıralayabilirsiniz bunu göstereceğim. Daha önceden nasıl yapıyorduk diyelim şuradan bir tane simge kutusu alalım buraya attım diyelim bir servis hizmetler bölümü yapıyorsunuz bunu yan yana getirmek için buradaki sütuna gelip çoğalt dediğimiz zaman bu yan yana çoğalıyordu. Aynı zamanda bir iç bölüm ekleyip tekrardan İç bölümün altında ek sütunlar ekleyerek bunu yapıyorduk. Dolayısıyla bu biraz sayfa hızına etki edecektir. Mesela kılavuz bölümüne geldim. Bakın en üstte bölüm var. Sütun var. sütun içinde simge kutusu var. Tekrar burada sütunlar devam ediyor. Ve aynı şekilde simge kutuları da altında devam ediyor. Ama şimdi göstereceğim yolla sadece bir bölüm ve bir sütunun içinde direkt olarak tek bir bileşeni hizalayabiliyorsunuz. Burayı kapattım. Tekrardan geldim buraya. Simge kutusunu buraya atıyorum. Bunu da şöyle bir örnek değiştirebiliriz. Farklı bir da WordPress logosunu koyalım. Tamam. Ee, buradaki açıklama bölümü hiç ellemiyorum. Bu şekilde kalsın. Daha sonra e, gelişmiş kısmına gelip... Bakın üstüne tıkladım bir kere bu bileşenin. Gelişmiş kısmına geldim. Burada bir genişlik değeri var. Varsayılandan çıkardım. Özel diyorum buna. Şimdi siz e, kaç tane bileşeni yan yana sıralamak istiyorsun Mesela üçlü mü olsun, ikili mi olsun, dörtlü mü olsun, beşli mi olsun... Bunun e, yüzdelik değerini buradan yapacaksanız, Eğer 5 e, tane yan yana hizalamak istiyorsanız genişlikte burada yüzde işaretini seçip 20 demeniz gerekiyor. 20 dedikten sonra burada e, mesela çoğaltayım. Bakın 5'i yan yana gelecektir. Geri alıyorum burayı. Eğer siz e, üçlü dizmek istiyorsanız burayı 33.3 yapabilirsiniz. Eğer dörtlü yapmak istiyorsanız... 25 olarak bırakmanız gerekiyor. Neden? Çünkü hepsi eşit olsun. Diyelim e, 33 yapalım. Yani üçlü sıra dizelim. 33.3 yaptım burayı. Hemen burayı çoğaltıyorum. Bakın 3'ü yan yana geldi. Ama bitişik. Hepsi birbirine şu an bitişik bir durumda. Geri alıyorum. Tek bir yerde e, bunun ayarlamasını yapacağım. Burada e, diğer bileşenlerden ayrı olması için bir kenar boşluğu vereceğim. Her taraftan 10 veriyorum. Ya da isterseniz 5 verebilirsiniz. Bu size kalmış. 10 verdim. Daha sonra mesela buna bir arka plan verecek. Siz nasıl verebilirsiniz? Yine burası seçili. Arka plana geldim. Arka plan türü dedim. Burada mesela şöyle biraz koyu yapalım. Tekrardan bunu biçem kısmına geldim. Bunu beyaz yapacağım. şöyle İçeri kısmına da geliyorum. Aynı şekilde beyaz yapıyorum açıklama kısmını da aynı şekilde beyaz yaptım. Şimdi arka plan verdiğiniz zaman da bakın e, o kenar çizgilerine tamamen yapışık oldu. Tekrar gelişmiş bölümüne geldim. Bu sefer de dolgu veriyorum. İçe doğru dolgu. Bu şekilde de e, biraz daha ayırabilirsiniz ya da 15 verebilirsiniz. Bu da size kalmış. Daha sonra bunun e, bir kart dizaynı e, yapabilirsiniz. Kenarlıktan e, buna kenar yuvarlaklığı 8 e, radius değeri verdim. Bakın kenarlar yuvarlandı. Derseniz buna kutu gölgesi verebilirsiniz. Şunu 4 yaptım. Bu şekilde. Daha sonra kenarlığa geldim. Buradan mesela bunu kırmızı seçtim. Yanlar kırmızı olsun gibi. Şimdi ben bunu kopyalayıp çoğalttığımda ya da direkt çoğalttığımda bakın yan yana gelmiş oldu. Şöyle de göstereyim. Kılavuza geldim. Bakın burada bir bölüm, bir sütun ve bir sütunun altında 3 tane simge kutusu var. Burada dikkat etmeniz gereken nokta mobil taraftaki düzeni. Mobil tarafta e, tabi deneme yanılma yolu yapmanız lazım. Duyarlı moda geldim. Tablet moduna geçtim. Bakın mobil tarafta da 33.3 e, olarak gözüküyor tablet bölümünde. Tablet bölümündeyken tekrar tıkladım. Gelişmiş kısmına geldim. Buradan yüzdelik değeri seçiyorum. Dedim ki bu tablette ikili sıra halinde devam etsin. Bunu 20, pardon 50 yaptım. 50 yaptım. Mobile geldim. Mobilde de 50 bir önceki yerden değer alır. Mobilde de tek sıra olsun. Bunu 100 yaptım. Yani tam genişlik. Tekrar masa üstüne dönüyorum. Şu kenarlık rengini değiştireceğim. İyi durmadı pek. Şöyle kalsın. Box shadow değeri. Tamam. Şimdi artık ben bunu kopyalayıp yapıştırabilirim. Ya da çoğaltabilirim. Çoğalt diyorum. Çoğalt diyorum. Bakın burada hemen kendimize servisler gibi bir alan oluşturmuş olduk. Hepsi sıralı. Daha sonra bakın tablete geliyorum. İkili düzen geldi. İkili düzene geçti. Mobile geçiyorum. Mobilde de herhangi bir problemimiz yok. Ee, burada e, bir mobil tasarım da aynı zamanda yapmış olduk. Tabi kılavuz bölümüne geldiğinde tek bir bölüm, tek bir sütun ve tek bir sütunun altında tek bir bileşeni hizalamış olduk. Fakat siz e, iki farklı bileşen kullanmak isterseniz mesela ben buraya bir de görsel eklemek istiyorum derseniz burası bozulur. Bunu yapmanız için e, eski sütun düzenini kullanmanız gerekir. Mesela buraya geldim. E, Sütunları çoğalt dedim. diyelim buraya görsel ekledim. E, bu görselin altına başlık ekledim. Burada e, birden fazla bileşen kullanmak istiyorsanız e, sütun düzenini yani direkt eski düzeni kullanmanız daha iyi olacaktır. Burada mesela bakın sütun sütun bunların altında devam edecektir ama e, sadece örnek veriyorum simge kutusu düzenini kullanacaksınız ve bunları yan yana getirmek istiyorsunuz e, bu şekilde yapabilirsiniz Arkadaşlar şöyle devam ediyorum bakın burada da bu burada kalmış oldu alt alta devam ediyor Herhangi bir sorun yok e, bu şekilde tek bir bileşenle sayfa hızına çok etki etmeden e, bir dizilim yapabiliyorsunuz Bu tabi bunun için geçerli değil Yeni bir alan oluşturalım. Paragraf yapalım. Metin düzeltecek dedim. Bunu ben biraz şöyle arttırmak istiyorum. Gelişmiş kısmına geldim. Genişlik dedim. Özel dedim. Bunu da ikili sıra halinde. 50 dedim. Daha sonra kenar boşluğu vereceğim 10. Dolgu vereceğim 15. Daha sonra bunu... Hadi buna da arka plan verelim. Buradan şöyle... Yeşil değil de daha farklı bir arka plan verebiliriz. Şöyle bir arka plan verdim. Yazının rengini de şöyle beyaz. Beyaz mısı gibi bir şey yaptım. Tamam. Bunu da kopyaladım ya da çoğalttım. Yan yana getirdim. Bakın yan yana iki paragraf getirmiş olduk. Bunları arka plan vermeseniz de olur. Şöyle geri aldım. Çoğalt dedim. Yan yana gelmiş oldu. Ya da üçlü bir paragraf dizeceksiniz. 33.3 yaptım çoğalttım. Tabi burada yine dikkat etmeniz gereken nokta mobil taraf. Ee, tablet moduna geçtim. Dedim ki buna 50 olsun. Mobil tarafa geçtim. Dedim ki genişliği 100 olsun. Dönüyorum bu tekrardan tekrardan çoğaltıyorum. Bakın hepsi sıralı bir şekilde geldi. Tablette herhangi bir sıkıntımız yok. Mobil bölümüne geçiyorum. Mobilde de e, tam genişlik olarak devam ediyor. Bu sayede hem sayfa hızını daha iyi tutabilirsiniz. Tek bir bileşeni hizalarsanız hem de daha kolay bir şekilde yönetebilirsiniz bunu arkadaşlar. Bununla ilgili sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altından sorabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.